Herkese merhaba, ben Naciye Kesici. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pizza tadında akıtma tarifi vereceğim. Akıtmam için ilk başta 2 adet yumurtamı çırpma kabıma kırıyorum. Çırpıcıyla çırpalım. Bardağı yoğurt ekleyelim. Çırpmaya devam edelim. Şimdi diğer malzemelerimi ekliyorum. 5-6 adet çekirdekleri çıkartılmış ve ince doğranmış zeytin. 4-5 dilim ince doğranmış sucuk. Malzemeleri çoğaltıp veya azaltabilirsiniz. Şöyle bir kase rendelenmiş kaşar peyniri. Bir adet domates. Domatesiniz çok suluysa sulu taraflarını eklemeyelim. Bir demet de ince doğranmış maydanoz ekliyorum. Tuzumuzu da ilave edelim. Şimdi iyice karıştıralım. Şimdi unumu ilave ediyorum. Yavaş yavaş unumuzu ilave edelim. Şimdi kıvamını kontrol edeceğim kaşıkla. Evet, kıvamımız olmuş. Akışkan olmayacak kıvamı. Şöyle göstereyim size de. Bu şekilde olması yeterli. Evet, şimdi artık pişirebiliriz. Tavamıza bir miktar sıvı yağ koydum ve kızdırdım. Bir kaşık yardımıyla koyalım hamurumuzdan. Şimdi akıtmamızı altlı üstlü kızartacağız. Kızaranları çeviriyorum. Çok güzel kızarmışlar. Çok da güzel koktu, inanın. Ben şimdi bütün akıtmalarımı bu şekilde pişirip hazırlıyorum. Pizza tadında akıtma tarifim servise hazır. Muhteşem oluyor. Size şöyle içini de göstermek istiyorum. Son derece lezzetli, değişik bir tarif. Denemenizi tavsiye ederim. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.